Gerçekten bir zor konu bu. Yani bana zor geliyor. Siz şey, daha kolay gelir, var Böyle olacak siz daha. Siz şey, gençsiniz benden. Gerçekten zor bir konu. Neden zor? Yani her konuyu kitapta okuyup anlatabilirsiniz. Fakat çok fazla ıı, açılımı olan bir konu. Yani diverk, diverk, olan çok fazla açılımı olan bir konu bu. Ne demektir bu? Yani mesela sosyolojiye sorsanız, size başka türlü anlatır devleti, nedir devlet, ne, ne yapar, ne iş yapar falan. Politika bilimcisine sorarsanız, size başka türlü anlatır, anlatır değil mi? Fakat iktisatçıya sorarsanız, başka türlü anlatır size devleti. Bunların hepsinin ayrı ayrı açılımı vardır. Severdiğim o okuma listesi, daha çok iktisatçılar açısından bir bakış açısını içer içeriyor. Şimdi neden bu böyle oldu? Bunu ben en sona yazdım. Bu tesadüfi değil sevgili arkadaşlar. Tamamıyla sürecin ilerleyiş ve şekilleniş biçimine göre bu sıra böyle işte bir, bir bakıma. Çünkü bilimlerin oluşumundan, yani sosyoloji, iktisat da böyle ama politika bilimi devlet etrafında oluşmuştur. Mesela fen bilimleri bu kadar değildir böyle. Sosyal bilimler daha fazla devlet etrafında oluşmuştur. Sonradan ramifiye olmaya başlamıştır bunlar. Ayrışmaya başlamıştır bunlar. Ayrı bir bilim dalları gibi olmaya başlamışlar. Hatta en başta bunlar bir arada ele aldı, Bir arada da eline Hatta bunun hepsini kaptırdığımızda şeyde bunu kaldım şuradan bir tane bir şey olacak ben de onu da kullanayım. Bir arada ele aldığımızda ki alabiliriz bir arada ele. Aslında bu işin şu erkenden felsefesi gündeme gelebilir. Yani devlet felsefesi. Nedir devlet felsefesi? Nedir bu devlet diye baktığımızda. Dolayısıyla felsefe dediğimizde bunun hepsini kapsıyoruz. Fakat ben bugün hepsini kapsamayacağım. Ona benim kapasitem de yetmiyor. Zaman da yetmiyor. O Okuyup gelebilirim belki ama kusura bakma onu da size bu şey yapmadım. Biraz daha belirli bir alanda durmaya çalıştım. O alanda iktisat alanı arkadaşlar. Şimdi iktisat olan derken de çok ilginçtir. Ana akım iktisat sosyolojiye dayanır, politika bilimine dayanır. Politika bilimi ve sosyoloji devletin nasıl tanım diyorsa, nasıl açıklıyorsa ana akım ona dayanır, öyle adını anlatır. Mesela der ki çok basit söyleyeyim size, devlet belirli yansımalarıyla kendisini belli eder de, Nedir? Devlet Ankara'daki binalar mıdır? Bakanlar kurulu mudur? Şundur, mundur. Hayır. Bunların içinde işte de var. Doğru. Ama var. nedir? Kanun çıkartır. Biz uymaya mecburuz da kanunlara. Bir şey yaptık mı ceza verir. Biz ona cezalandırılma durumda kalırız. Şapşanesi vardır, polisi vardır. Okul açar. Toplumuna hizmet eder. Toplumun hizmet şeysini, hak ve hukukunu ne demek o da korumaya çalışıyor. Şimdi güvenlik. Hani şeyler vardır ya. Yani maalesef Batı literatörünün deni böyle law and order diye bir kavram. Yani hukuk ve düzeni sağlayan sağlamasıyla daha da müşahhaslaşır yani şeyleşir devlet görülür görünür hale gelir devlet mesela bu olmazsa bunun olmaz hukuk olamaz gece sokağa çıkamayız düzen olamaz kendi kafasına göre bir düzen koyar falan böyle bir yani, yani ana akım bunu bu bağlamda ele alır bu burada da var yer ne istersen Nerede, burada da var Pekala. Ön karakter fazla fazla değil yani o kadar şey değildir. değil. Pekala. Fakat ben biraz da kasıtlı olarak çok açık söyleyeyim arkada biraz da kasıtlı olarak bugün birazdan da Marksist açıdan meseleyi ele almaya çalışıyorum. Nedir peki kastım diye sorabilirsiniz. Kastım şu. Çok fazla verilmiyor. Bu ya affedersin şunu kapatayım. Yani çalıyor da olabilir bazen. Çok özür dilerim. Şey yapılmıyor yani en fazla ele alınmıyor iktisatçılar tarafından da biraz kenarda kalmış bir şey bu çünkü bazen devletin bu ta şeyinin kalbini görüyorsunuz içine giriyorsunuz hatta biraz şöyle gideyim isterseniz yani neden böyle girdiğimi anlatabilmem açısından sizlere mesela neden Marksist iktisadı biz okutmuyoruz aslında. Marx'ın meşhur kitabını yani Kapital diye yazdığı kitabın altına baktığınızda işte bu insanın anlasımını analiz ediyor. Anlatabiliyor muyum? Kapital analiz diyor falan. E biz de okutabiliriz. Hakikaten o kitabı okuduğunuzda kavram biraz farklı. Yoksa bu bize anlatıyor. Yani orada komünist sistem nasıl olur onu anlatmıyor. Yok öyle bir şey orada. Peki biz niye okutmuyoruz onu sevgili arkadaşlar? Çünkü o sistemin bir anlamda em arını çekiyor. Hani bir doktora gittiğinizde makar ...köröntgen alır, yok mu olur bir emar alır ...daha böyle bir dilim dilim... ...göstersin bize diye işte... ...bu onu anlatıyor... ...onun ona öyle özel kavramlar kullanıyor... ...bu tabi sermayenin işine gelmiyor... ...o zaman da sermayenin emrindeki... ...şimdi bakın devlete giriyoruz... ...dikkat edin arkadaşlar... ...pardon şunu duydum... <laughs> ...sermayenin emrindeki... ...biraz da zorlama ama olsun... ...emrindeki devletin hakim işlevi organı olan okul diyelim. Yani burada burada üniversite falan da var. İşte bunu yansıtarak Marksizmi ortadan kaldırmıştır. İşte biz de üniversiteler bilim yapar diyoruz. Öyle bir şey yok aslında. Ona çok fazla itibar etmeyin lütfen. Çünkü burada başta böyle bir patron var. Bu da değildir patron. Budur patron aslında. Dolayısıyla bu bağlamda ben devleti size yansıtmayacağım. Yani anlatmak değil miyim de bunu müsaade edersiniz. Beraber tartışmaya çalışıyoruz diyor bakalım meseleye. Peki ne zaman bu ortaya çıktı? Bu ikinci paylaşım savaşından sonra. Hatta onların da eskiye gidiyor. Ta Suizi'ye kadar gidiyor. Bu önemli bir adamdır Suizi. Hatta Suizi arkadaşlar İYF Meclisi'de Türkiye'ye geldi. Konuşuyordu tabii bu adam. Bir konuşma yaptım. Çok ilginç bir şey. Çok da gurur duyuyorum Bunu sizinle ben kardeşimle paylaşayım. Onun oturumunda oturum başkanı ben oluyordum. Böyle yanımda duruyordu adam. Şu tercih yaptı bir şeyler yaptı Çok enteresan bir duyguydu hakikaten. Çok yaşlı bir adamdı. O filan çıkarken böyle sıkıntı şekli. Biraz tuttuk kolundan falan. Yani şu vefat etti adam. Neyse adam. Sneezy hatta Marx'tan etkilenerek şöyle bir kavramla giriyor meseleye. Marx'da da vardır bu. Yani nerede vardır bırakın şimdi onları. Çünkü ben de şu anda hatırlayamam onların. Ama şöyle bir kavram vardır. Devlet bürokrasisi aslında sermayenin bürokrasisi veya kalemi gibi çalışırlar Marx'ın. Aynı şey Svizyada de söyler. Bu ne demektir? Devletin bir bürokrasisi var. Biz bunu çok büyütüyoruz mesela. Bu çok önemli bir şey. Devlet. Hatta kutsal bir şey diyorsun. Hayır diyor adam. Bunun bürokrasisi aslında... Bunun bürokrasisi olarak, ya da böyle çizip tam ter. bunun bürokrasisi olarak çalışıyor. O zaman devlet nedir diye sorgulamaya başlıyor. Devlet nedir de sorgulamaya başlıyor, sürdürüyor. Fakat en iyi bunu, en kapsamlı o dönemde, zamanla biraz değişecek bu görüş, o dönemde en iyi sorgulayan Ralph Miliband diye bir adam. Bu Miliband İngiliz. İngiltere Harici Dışişleri Bakanlığı yaptı, muhtemelen iki oğul döndü şu anda ama tam bilemiyorum onu. Bu adamın enteresan bir kitabı var. Sehat Dağın. <laughs> nerede bilgisayar? Orada bir yerde sizde. <laughs> Canlılık yapma. <gülüyor> <gülüyor> Kitabın adını söylüyoruz, bak nerede göreceksiniz, çekelim arkadaşlar. Milliband, bakın, The State and Capital Society, yani kapitalist toplu devlet diyor. Şimdi dikkat edin. Demek ki bir toplum var tanımlamış. Toplumun niteliği kapitalist. E bunun bir devleti var. Bu ne demek istiyor? Devletin niteliğini toplum belirliyor. Devlet toplumun niteliğini belirlemiyor. Devletin niteliğini toplum belirliyor. Peki toplumu ne belirliyor? İşte orası büyük. Bir, onu da sermaye belirliyor. Dolayısıyla sermaye toplum hakim çeviriyor ve devlet. Niye sermaye şey, niye araya toplum giriyor sizce? Çünkü sermaye direkt devlet belirliğinde olmaz bu. Bu anlaşılır. tabi anlaşılır böyle değil ama ben anlatmak için böyle söyledim. Fakat sermaye toplumu öyle şekillendiriyor ki sermaye <laughs> sermaye toplumu öyle şekillendiriyor ki o da devleti belirliyor. Peki sermaye toplumu sevgili arkadaşım nasıl şekillendiriyor? Hangi mekanizm bir şey mi şey Evet. Şu o zaman da Gramsci devreye giriyor. İdeolojik olarak şekillendiriyor toplumu. Yani düşüncelerini, bizim, biz sermaye gibi düşünmeye başlıyoruz. Hatta Marx mesela sermaye sahipleri için insallaşmış sermaye diyor. Çünkü sermaye daima büyümeye şey yapar, eğilimlidir ya durmadan büyür sermaye sermaye sahipleri de böyle derin diyor. Hiç öyle ahlak falan yoktur. Onun daima büyüme eğilimdir. Çünkü o sermayenin yani o mekanik görmüş şeyini, üretim aracının sermayenin insanlaşmış yani ete kemiğe bürünmüş bir halidir demeyenler aslında. İşte ideoloji devreye giriyor ve onca toplum kullanıyor. Yani anlatım zaten bu sisteme. de bu anlatım çok netleştiriyor bizde. Sermaye demek ki bütün ideolojiyi, düşünce sistemini yayıyor topluma. Evet, e, ya da devlette, de, pardon ona göre çalışmaya başlıyor. <laughs> Buna affedersin. Miliband araçsal devlet diyor. İngilizce instrumental devlet. Araçsal devlet diyor. Ne demek araçsal devlet? Bir araçı. Evet hatta bazıları biraz da vulgarize ederek bunu sopa devlet, değnek devlet, devlet falan dediler. Öyle yapmayın lütfen. Neyin aracıdır peki? Başak sınıfların. Kimdir bu başak Sermaye sahibi ve sermaye ideolojisini kullanan elit gruplar. Bu kavramı bilmemize fayda var arkadaşım. Sermaye sahipleri onlar da elit grup içindedir. Onun dışında aynı ideolojiye sahip elit gruplar. Hatta belki akademinin sermaye sahip çıkan, sermayenin şeyleri savunan mesela üniversite insan da elit grup içindedir. Bankacılar elit grup içindedir. Medyanın bu tür insanlığı elit grup içindedir. Anlatabiliyor muyum? Sermaye ve elit grupların anlatabiliyor muyum? E, aracıdır. Peki niye bu aracı kullanıyorlar diye baktığımızda çünkü bu bir sınıflı toplumdur. Kapitalist sistem bir sınıflı toplumdur. Sınıflı toplumdan hakim sınıflar, işte bu elit gruplar, esas ve sermaye sahipleri tabiatıyla kendi altındaki grupları, esas başta olarak emekçileri tabiatıyla ama diğer gruplardan, medyada mesela hepsi kendi altında hakim olabilmek, hani ezmek demeyelim, hakim olabilmek, bütün davranışına kendisini geçirebilmek için devleti bir sopu olarak kullanır, araç olarak kullanır. Onun için buna araçsal devlet görüşü demektedir şeyler, hmm. ee, Milivan yandaşlarım. Şimdi seviyorum buradan biraz geriye gidelim. Ta 1650'lere gidelim. Simit'e gidelim. Milivan çok yenidir tabii. Onun için bir de gel. Çok enteresan. Ben size her sefer söyledim. Belki bir sefer dinlemişseniz. Mesela Rent on Land yani arazi rantı chapter'ın sonuna baktığınızda tam da son sayfada Conclusion diye bir kısım vardır. Yani sonuç kısmı denen kısım vardır. Orada şu cümle aynen orada vardır. Der ki Adam Smith, başat gruplar o tradesmen diyor. Onu başat grup diye çeviriyorum. Tabi o ticaret hakim tüccarlar vardı ama başat grup diye çeviriyorum bunu. Başat gruplar kendi altında çalıştırdıkları insanların kendi çıkarlarını onun çıkarı diye öğretir ona ve onları savundurtur diyor. İşte bakın aynı şey, benzer şey söylemiş. Neden böyle söyleyeyim? Onu bir tarafa bırakalım. Çok fazla felsefeye girmeyelim. Ömer'i daha şahane boş zamanımızı da alır bana anlatabiliyor muyum? Ama yani bunu bir size de düşünebilirsiniz. Kafanızda kalsın böyle bir. Sonra benim aldığım böyle bir görüşü şeydir. Aslında hala daha hakimdir bir miktar tabiatıyla. Ama tabii zamanla bu görüşler değişmiştir. Ama ya yani bu görüş arkadaşlar şunu da şey yapar. Aslında bir miktar liberal bir görüşü dikkat ederseniz. Yani mutlaka bugün anladığınız anda liberal bir görüş değildir. Ama mesela şey yapar yani insanlar sosyal demokrasiye çok fazla yer vermez. Yani şunca yer vermez. Öte sermaye her şey hakimdir. Ama olursa aile grupları ve özel sosyal çevreler, sosyal grupları sosyal olarak geri kalmış grupları destekleyebilir. ekonomik olarak geri kalmış grup destekleyebilir gibi. Yani sosyal demokrasi özel sektör çerçevesinde ele alan bir görüştür bu aslında. Bu liberal şey, milibandın görüşü. Ama zamanla ilerliyoruz. Buna karşı çıkan bir adam çıkıyor karşımıza. O da <laughs> karşı çıkan adam çıkıyor karşımıza. Yunan asıllı ve sonra da Fransa'ya, daha sonra İngiltere'ye, daha çok Fransa, daha sonra hakimiyeti bir adam. O başka bir şey söylüyor. Kavramını söyleyeyim. Önce sonra adamın kendisine gelir. ama biraz geri dönürse şimdi sizlerken. Diyor ki, kapitalist devlet diyor. Şimdi ne demek kapitalist devlet? Çünkü Milivan'da atıf yaparak, Milivan çünkü şöyle bir şey söylüyor. Tam da buraya bağlamak için buradan böyle geçeceğim. Milivan diyor ki, devlet o kadar araçsaldır ki, araçsaldır ki, o kadar alettir ki hakim grupların. Hakim gruplar devletin içine girerek kendi şeylerinin çıkarlarını devlete yaptırırlar veya devleti yanlarına çekerler. Hatta bir şeyim getirdim hakikaten bakın ayıp oldu getirelim kusura bakmayın. Var öyle bir kitap bende mesela o kitap 100 tane devlet pardon özel sektör kuruluşunun üst düzey elemanı yani CEO'larının bilgisinin bazı kademelerinde yani Department of State, Department of Interior Affairs falan gibi yani dahili, finans dairelerde eleman olarak girmişler. Orada kendi firmalarının çıkarlarını devletin ağırlığıyla, gücüyle kullanmaya başlamışlardır diyor. Hatta buna manning of the state derdi. yani devletin insanlar insan tarafından <laughs> hamule doldurulması falan

Sermayenin tabii yatıyor Şeyin emrindedir hatta devlet sermaye emrindedir. Ama insanlamayı gerek de yok. Yani insanlar girebilir. Bunu yani işte yaptırabilirler de. Ama o da da gerek de yoktur. Zaten devletin ruhu oluşumu kapitalist sistem içindedir. Yani devlet gücü, state power dediği olay veya devlet aletleri, state apparatus dediği olay bir ara baktığımızda devlet öyle bir şeydir ki zaten o sermaye ruhuyla çalışmak mecburiyetindedir. Çünkü devletin sermaye ihtiyacı var. Çünkü sermayedir toplumu ayakta tutan. Üretim onlar, üretim onlar yapıyorlar. Çünkü dolayısıyla üretim yapılması devlet de toplum doğu devlet doğu ya da dağılır. O zaman toplumu yer tutmak istiyorsa, devletin böyle bir amacı var ise o takdirde ne olması lazım? E, sermaye bizim göz kulak olmamız lazım. Ona bir öncelik vermemiz lazım. Dolayısıyla sermaye öncelik vermemiz lazım ki toplum ayakta dursun. E biz de ayakta kalmış olalım. Peki millet nasıl oluyor? Bir arada bütünleşiyor. Sermaye ile bütünleşiyor. Bana anlatabiliyor muyum? Peki acaba ne demek istiyor? Şunu demek istiyor. Tam da planta ifadesiyle. Diyor ki sermaye aslında Devlet aparatsız deli devlet aletleri, organları, bürokrasi vesaire bunlar kastediliyor anlatabiliyor musun? Bunlar kanalı ile çok bakın dikkat buyurun sadece. Bunlar kanalı ile devleti kendi yönde karar almaya yönlendirir. Bu çok önemli. İlla adam yarışmaya gerek yok. Bu devlet aparat yani aletleri ona öyle ne ifade ifade bu. Kanalı ile devleti kendi yönde karar almaya yönlendirir. Bir de biz bunu yapmaya mecburdur. Bunun için de adam yerleşimi gerekiyor. Çünkü sermaye ihtiyacı vardı. Çünkü devleti ayakta tutmak göreviyle yükümlü, Siyasi doğru. Bunun için zaten göreve gelmiştir devlet. Bütün görevi de budur zaten. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu tabii önemli. Bu önemli bir şey. Peki böyle bir sistemde acaba refah devleti veya sosyal devlet olabilir mi? Arkadaşlar böyle baktığımızda. Refah devlet sosyal devlet olabilir mi? Veyahut da Acaba sermayeye şey olmazsa, sahip çıkmazsa devlet, yani o devlet, adetleri, devlet araçları devlet araçlarının araçların kanalıyla devlet, devletin ele geçirmezse sermaye, devlet bizzat kendisini ele geçirmesi müsaade etmezse yaşayabilir mi diye baktığımızda. Şimdi bunu biraz Türkiye bağlamında inceleyelim arkadaşlar. Biraz kalmış oldu. Ben anladım ama siz de anlamışsınız. Ben anladığıma göre. <laughs> Neyse size bir şey anlatayım. Bir gün ders alacağım bir yerde. Bir zamanlar nedense askeri öğrenciler geliyordu. Bu Boğaz Üniversitesi'nde oldu. Yüksek lisans dersi bir işte adam asker yani. mit paper hazırladı. Bir adam matematiksel bir şey anlatıyor. Şimdi adam kendisini yaptı. Bir yerden kopya mı Nasıl sorarsın ki sen bunu kopya edin? Artık biraz hocalık taktiği kullanıyorsunuz. Valla biraz açar mısınız onu lütfen dedim. Yani arkadaşlar biraz da belki net anlasınlar, anlayabilsinler. Öyle bir laf ettim yani hani biraz da kazandınız mı? Yani ben anladım ama belki arkadaşlar dedim. Hocam siz anladıysa onları anlamış dedi. <gülüyor> 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 tamam şey demedim, gülmedim. ya sizin çok ayıp olur falan. Fakat sonra düşündüm. Ne kadar banal bir şey değil mi? Söylediği şeyleri anlayamıyor. Laf çıkarken bir ağzında kafasından geçiyor yani. Bu neyle gider? Bu laf değil mi? Bir şey yok diye. Yaptı bir şey yok hakikaten. Neyse uzatmayalım şimdi. Gelelim bu kavrama. Şimdi bakın o zaman devlet aletlerini ele geçirerek devletin mekanizmasını kendi yönde işletmeye çalışmak. Bize için Şu an mesela bazı devletler yapabilirse Mesela Türkiye neden acaba devlet sahipleri veya devleti ele geçirenler öyle diyelim. Bakın devlet kavramı ve devleti ele geçirenler devlet şu var zaten burada. Neden acaba kendi sermayesini kurmaya çalışıyor? Dikkat Yani bakıyorsunuz beş şirket diyorlar anlatabiliyor muyum? Üçlü de hakikaten. Neden bunu yapmaya çalışıyor? İşte şunun yapmaya çalışıyor. TÜSİAD vesaire, şunu geçmiyor seyir. Onlar bir aksi işler yapmışlar ise ya yani o böyle istedi olabilir. Sabancı metinleri diye mantığı. O zaman ben kendi sermayemle, kendi aparatı aletimle bunları halledeyim. Dolayısıyla ben onlara hizmet etmiş olayım. Dolayısıyla onlar da devletle yan yana yürüyerek devleti güçlendirmiş olur diye düşünüyoruz. Bakın bu işler arkadaşlar devleti ele geçirme meselesidir. <laughs> devleti ele geçirme. Şimdi devlet elektriği derken kim ele geçiyor? Kimdir? Hükümet. Yani hükümet başka şeydir. E, Son uzun yazdım, hükümet. Ama devlet başka şeydir. Şimdi hatta eğer Batı dilde okuyacaksanız Vula Politi denir. Buna Politics ya da policy daha doğrusu yapılan işe de politics denir. Şimdi bakın bunlar kademidir. Hükümet devlet değildir. Hani solcuya bazen devleti ele geçirme derler ya, işte devleti bütün aletleriyle ele geçirme meselesi. Dedi ki devleti öyle çalıştırabilelim meselesidir. İşte bu Meşri sermayenin oluşması mantığı buna dayanır aslında. Yani tam da plantanın ifade ettiği bu kavrama dayanır aslında. Onun için dikkat etmenizde fayda var siz genç arkadaşlar olarak. Yani bunu da altını detayını, altını belki varsa açarız ama şu anda biraz geçirmeye başlıyor. Peki hala. Bu böyle. Bunun bir genel kavramı nasıl dökebiliriz acaba? Bütün bunları söylediler bu adamlar. Şimdi özel sektör var, sermaye var, devlet var falan. İki tane adam da karşı karşıya kalıyor. Şu tahtayı siliyim. <laughs> Neyse bunu da hikayesini anlatayım. Bir gün gene tahtayı siliyordum böyle dersten çıkarken bir öğrenci geldi koluma Aynen böyle tuttu çekti beni götürüyor. Sıra sıra Ben seni bana bir şey gösteriyordum dem. O adam tahtaya baktı. Baktım ne görüyorsunuz? Vallahi karman, sorulan bir şey görüyorum dedi. İşte, biz de onu görüyoruz dedi <laughs> Ne yaptın? Ne yapıyordun <laughs> Şimdi arkadaşlar bunu bir kavrama dökmemiz lazım. Var bunu dökenler. Bir tanesi Amerika'dan. Ela bunları böyle bilmenize gerek yok. Hani bir çok hoş hissesli bir ya, hanım şarkıcı vardı. Kafası böyle tıraşlıydı. O konuları hatırlarsanız. Bu adam onun soyundan mı geliyor bilmiyorum ama James O'Connor. Bir tanesi İngiltere'de. Biraz farklı tarihlerde. Bob Jessop diye <laughs> iki akademisyen dostumuz diyelim. Ne diyorlar peki bunlar? Bunlar diyorlar ki müşterek nüansı var aralarında ama fakat müşterek öyle bakalım ya bu düzeyde öyle bakalım. Devleti siz law and order diyorsun, diyor kanun yapar, nizamı sağlar falan. Bırakın onları diyor. Hatta Lansgrave'in modelini örnek gösterir. Mali okuduysanız hocanız anlatmıştır. Çok temel bir şeydir. Mangrave, man görevi, yani Alman ekoldür ama fakat Amerika'da gitmiştir. Onun kitapları oradan yayınlamışım. Nevis'in evet. görevi kamu üretmek. İki, sıçsallıkları halletmek. Üç, gelir dağılımını düzeltmek. Belki mi de kalkınmayı falan korsunuz. Geçin bunları diyorlar. Bunlar anda yapılan şeylerdir. Biraz zaruretten yapılan şeylerdir. Esas siz organik olarak devlet tanımlamıyorsunuz burada. Görevleriyle tanımlıyorsunuz devletin. Peki nedir o zaman devletlik sorduğumuzda? Çünkü işte tam da Pransa'nın dediği gibi hatta Milivan'ın da kısmen dediği gibi aslında devlet milleti yani toplumu yaşatabilmek için Sermaye önem verecek. O zaman sermayenin sorununa bakmasınlar. Nedir sermayenin sorunu? Özel sermaye birikimi. Hatta okuyacaklar. Private Capital Accumulation diye geçiyor bunlar. Öyle okursunuz. Özel sermaye birikimi. Sınıflar çıkmak yasak. <laughs> Özel sermaye birikimi. Şimdi bakın dikkat edin sevgilim. Sermaye birikimi demiyor o özel sermaye birikimi diyor. Çünkü sermaye birikimi özelde de olur, kamuda da olabilir. Ya yani toplam sermaye birikimi ikisinden oluşur anlatabilir Hayır. Kamu sermayesi yoktur. Özel sermaye birikimi diyor. Ama bunu yaparken diyor toplum acı çeker. Çünkü yaratılan katma değerden hadi artık değerden emekçi payı da sonra bir soru varsa sorulundan bu konularda. Artık değerden sermaye bir çok fazla pay gidebilmesi için bir kere de daha baştan katma değeri çok baskılamaya çalışır. Pardon, ücretleri çok baskılamaya çalışır. diye. Baskılanmasına izin verir de olabanın yüksek artık değer kalsın. Bu artık değerden de sermaye bir dışında harcamalı kısmaya çalışır. Şimdi bakın size söyleyeyim. Emekliler sürünüyor şu anda. Tamam ben de bir emekliyim. Ben de sürmüyorum. Peki aslında çıkınca zaten para toplayacağım sizden. <laughs> şimdi bakın. Niye sürmüyor emekliler? E çünkü bir katma değer var. Katma değeri yaratıldı. Peki buradan ücreti çıkarttık. Ücret çıkarttık. Artık değer. Nereye gidecek artık değer? Diyelim küçük çok abartır. Öteki kapatalım. Sermaye birikimine gidecek. Vergiyi falan çıkartalım şimdi. E, ee, eğer biz bu emeklere para verirsek, hiç ücretli üretmiyorlar toplumda. Bak demek ama iş hiç hiç üretmiyor şu anda. Verirsek sermaye gidecek birikim azalmış olacak. Anlatabiliyor muyum? O zaman onları baskılamamız lazım. ne kadar baskılır? Siyasetler oy alıncaya kadar baskılır. Yani öyle bir baskı ki ben burada daha fazla baskı ben oy alamam. Tüm durur oradan. O zaman hatta daha orada durmamak için ne de yapabilir? Dini de kullanıyor. Şu anda onu yapıyor zaten tam da daha fazla basıya dini kullanıyor, sabredin diyor, şunu diyor, bunu diyor. Çünkü daha fazla baskılarsa oy kaybına rastlayacak, karşı, karşı karşıya kalacak. Şimdi işte dolayısıyla bunlar diyorlar ki sermaye birimine katkı yapmaya çalışan devlet, yani sermaye yanında iş yapan devlet, emeği baskılayan devlet, bir takım sıkıntı, sıkıntı sorunlar yaratır. Bu sorunlarda sistemin meşhuriyetini gündeme getirir. O zaman biz nasıl bir sistemdeyiz? bu sistemi değiştirelim Allah tamam? her neyse. Sizin üniversiteki mücadeleleriniz gibi anlatabiliyor biliyor İşte bu arada mücadele kutluyorum Bay O zaman sermaye birikimin bu ana görevdir. Bu ana görevdir. Ama ikinci bir talih yani ikinci bir görev ya da talih görev zaten talih ikinci demek ya. İkinci bir görev talih görevi nedir peki? Meşruiyet sağlayacak. Meşruiyet sağlayacak hizmetleri yapmaktır. Anlatabiliyor muyum? Biraz da meşruiyet sağlaması lazım. Ki sistem ayakta tutabilsin. Sistem tutamazsa yani sistem çünkü görevidir. Devci görevler arasındadır bunun. Ama bunu sermaye bir olabildiğince katkı yapmayı kısmadan yapması lazım. Eğer imkanı varsa böyle bir mantığı vardır. Şimdi bunu yaparken devlet garip bir şekilde bir milli çelişkili iki yolda hareket ediyor. Bunu yapması için vergilerde kasıntı yapması, indirim yapması lazım sermaye için. E bu içinin vardatını kısar. E bunu yapması için de harcamalarda artış yapması lazım. Anlatabiliyor musun? E şimdi bunlar biraz bir çelişkili şeyler. O zaman bu teori sonucunda soru olursa yine de tartışalım isterseniz. Bu adına tam da şunu Söylüyorlar. Devletin mali krizi. Fiscal crisis of the state. Devletin mali krizi. Devlet devamlı, devamlı olarak persistently yani. Arası bunları film kusura o kanal ismi değil okuyorsanız öyle alışın diye anlatabiliyorum. Çünkü lütfen kendi bakın. Yani çok bunun çok kardeşi dostu şu. Persistent devlet çünkü şey yapar, kriz içinde seyreder. Öyle devlet kriz vardı, krizi bu hükümet atlarsa öyle bir şey yok. Bu hükümetle bağlantılı, sistemle bağlantılı bir Kopya mı çekiyorsun? Bak sen sen yok, arkana bakma sen. Elin üstüne <laughs> koy. İşte kopya demektir. <laughs> Neyse şaka bir tarafa, devletin mali krizidir anasılıyor. Hep krizinde seyreder. Şimdi gelelim biraz dışarı çıkalım isterseniz. Siz maliye politikası okuyorsunuz değil mi? Maliye politikası ne okuyorsunuz? Hocalarınız geliyor ne söylüyor? Diyor ki öyle zamanlar olur ki zamanlarda işte bütçe açık verir. Şimdi bakın arkadaşım bir şey tutuyorsun. Bütçe açık verir orada Ya ekonomik krize girer. O zaman biliyorsun efektif talebi oluşturabilmek için yani piyasa olacak fiili talebi ...ki tam İslam sağlamadığı için... ...çünkü kapitalist sistemler... ...eksik İslam'da dengeye geleceği için... ...ki Keynes'in teorisi budur ya... ...bunun... E, is ...tam İslam sağlamak için... ...efektif bir hani, yükseltmek için devlet harcaması arttırılır. Emektidir ya hatırlıyorsun. Hatta önce şakası da vardır, Çukurat çukul doğrudur falan. Yerde yani, detilmiş bir şey ...çok fazla da, da gerek olmuyor da Bu kadar bile pardon... ...bir hizmettir ekonomi açısından. E, böyle baktığınızda... Sistematik olarak mali krizi aşağı, aşağı, anlık aşmış olursanız devamlaşamazsınız. Şimdi bakın sevgili arkadaşlar, hiç onu korkmayın, analizlerini yapın. Bunu söyleyen kim? Keynes. Müthiş bir ekonomist değil mi? Belki damga vurmuş, yani Mars kadar değil ama müthiş bir ekonomist. Fakat neyi düşünemedi? Neyi yani görmedi? Onu da bilmiyorum. Çünkü Keynes'e baktığınızda, Mesela Lawrence Klein, çok ünlü bir adamdır o da. Keynesian Revolution diye bir kitap yazıyor. Yani Keynesian Devrim diye. Anlatabiliyor muyum? Bir sürü insan Keynes arkasından, hani tarikatların müritleri vardır ya, sürüklenmişlerdi arkasından. Anlatabiliyor muyum? Fakat Keynes işte bunu görmedim görmedim mi? Görmek istemedim Bunu size bırakıyorum. Belki tartışırız. Keynes'in ortaya çıkış haline bakarsanız, yani ikinci paylaşım savaşı öncesi ve sonrası bakarsanız bunları belki bırakalım şeyden sonra tartışıyor olabilir. Böyle bir görüş ama o ortamı lök diye bir şey ortamızı bizim bunu tartışmamız lazım. İktisatçı olarak bir şekilde kararda da varmamız lazım. Valiye Potskis hocanızı suçlamayın bunun işin. O, bu formatta okutabilir dersler. Bu ayrı bir olay. Anlatabiliyor muyum? İşte arkadaşlar böyle. Şimdi başka teoriye gelelim. Yani bir sürü, bir, bir sürü insanlar var bu teorileri yapan. Kimileri kalkıyor, devlet dediğiniz olay diyorlar ki, yani toplumu tabii büyütecek, onun için sermaye tutmak mecburiyetinde. Ama çok basit bir şey söylüyorum. geçelim bunu. O da şudur diyorlar ki aslında. Yani devlet altyapıyı yapar. İşte şu anda burada olduğu gibi. Devlet law and order oluşturur, hukuk düzenini kurar. Zaten devletin oluşumu da daha 1800, kaç 60 nedir o? Vestifali Allah'ın devletin kurulmasından bu tarihin kontrol yani belki tam var, 1800 bir şey ama tam bakmamız lazım. Evet böyle oldu, bunlar doğrudur. Ama peki neden bunları devlet yapıyor diye baktığımızda? Bunlar için özel sektör yapmaz ama bu mix ekonomi yani karma ekonomi kavramına girmez bu. Bu yani devletin özel sektörün yapamadığı, fiyat koşulları yapamayacağı işlere girer tamamıyla. Şimdi gelelim biraz devletin sosyal devlet olma niteliğine gelip bu teorileri biraz oturtacağız bunların. Sosyal devlet nedir arkadaşlar, nasıl olur? Nereye oturtabiliriz? Miliband'a baksak mesela sosyal devlet, Miliband ne diyordu? Devlet esası itibariyle bir araçtır yani güçlüğünün elinde ötekini baskılamak için bir araçlar. Ama arada bir de çünkü yoksullar var, az, az gelirliler var, düşük gelir var. Peki onları sosyal demokrasi yapsak nasıl olur, olur mu acaba? Valla birkaç insan var ki bunlar en önemlisi Klaus of Ki onu da üniversite verdim, kitabı. Bir sürü başka adam da var. Ama Klaus Hoffer'in mesela, kitabını da söyleyeyim. Bir dakika, Ofi'ye bakalım. Of Kıla, bakın. Contradictions of the welfare state. Contradictions of the welfare state. Refah ekonomisinin çelişkisi. Adam şunu söylüyor ve bunu kanıtlıyor. Bir sürü öbürleri de bunu söylüyor. Aynı şeyi benzer şey söyleyeyim sen. Diyor ki, sosyal demokrasi aslında bir ara rejimdir. Bir geçici rejimdir. Çünkü aslında insanlar zannettiği gibi, düşündüğü gibi gelirler arasında aktarım yapmaz sosyal demokrasi. Aynı gelir içinde zaman arasında aktarım yapar. Şimdi mesela halkımız diyor ya aktarım görüyor bunu anlayabiliyor Diyor ki veriyor bana şimdi maaşımı sonra bir maaşı seçimden sonra şeyi arttıracak nedir? İşte yine fiyatlar arttıracak onu ben size geri aldım. İşte tam da bu. Çünkü o kadar enteresan bir laboratuvar ki şu anda çok hızlı seyrediyor olaylar. Mesela ben hep bizim yaşımız işte 80-90 ama bir 100 250 sene olsa o neler oluyor görürüz arada biliyor musun? Şu anda biz de bir şeyler böyle böyle geldi böyle gidecek yani yok artık bir tarihsel aşamadır. Buradan da bir yere gideceğiz Bilmiyorum, ne, çok fazla olduğunu da iddia etmiyor. Ama iş işte, ya Türkiye çok ufak olan olaylar ya çok olan, çok hızlı seyrettiği için işte bugün veriyor yarın oluyor Fiyat, gelince fiyat o kadar hızlı yükseliyor ki tekrar geri alıyor benden. Tam da Klaus of, Klaus bu adam Alman. İsmini farklı telefonda ediliyor olabilir. Söylediği şey tam da bu. Bundan üstüne insan söylüyor. Ama hala neden sosyal demokrasi savunuluyor sizce acaba? Neden hala sosyal demokrasi? Bugün bile Türkiye'de bile savunanlar var mı? Neden savunuyor sosyal demokrasi arkadaşlarım? Sistemin meşruiyetini sağlamak için. Halkı kandırarak da olsa sistemi işe sağlamak ne güzel benim maaşım arttı diyor insan. Hala da diyor insanlar. Yani hem bunu söylüyor, yarın şeyi arttırıyor. Ama hem de diyor, ne güzel benim maaşım arttı diyor anlatabiliyor muyum? İşte bu bir çeşit money illusion denen, bunu iktisat da onca onun için mutlaka hocanız söylemiştir de. Para yanılsaması ne her şeydir? Kandırıyor bizi aslında. İktisat böyle bir numaraları vardır anlatayım. Bu illusion'dan. Illusion yaratarak yani kandırıyor bizi. Ama sosyal demokrasi tarihte uygulanmadı mı? Uygulandı. Onu da öyle bir iki tane. Bunu da bilmenizde fayda var. Yani milletler yaptılar bunu da. Hatta burada biraz büyük devleti düşünün sevgili arkadaşlar. İkinci paylaşım savaşı bitiyor. İkinci bitişi nasıl olmuştur biliyorsunuz. Stalin orduları büyük bir faşisti yeniyor. Hitler'in yeniyor. Hitler'den intihar ediyor. Allah belasını verdi. Vermiştir daha Biz de ondan bir kısmını komünistler işgal ediyor. E tabii kapitalistler şey yapma, alerte geçiyorlar. Şimdi böyle bir şeyin olmaması lazım anlatabiliyor muyum? O zaman daha büyük devlet, büyük baba, büyük abi dediğimiz Amerika devreye giriyor tabiatıyla. İşte meşhur Marshall planıyla bütün Avrupa'yı besleyerek hangi teoride işte Keynes teorisine dayanarak bütün Avrupa'yı besleyerek bir sosyal demokrasi oluşturuyor orada. Bu aslında ikinci sosyal demokrasi. Birinci sosyal demokrasi biliyorsunuz büyük bir şey Rusya diktatörü ya yani Almanya oluyor bundan. Bismarck'ın getirdiği sosyal demokrasi O da Paris komüninden korkarak yani komünistler geliyor falan diye gelmesine daha fazla diye oluşturuyor. Fakat ikisi de bitiyor artık yani ikisi de bugün mesela bir şey yok. Bugün niye sosyal demokrasi yok arkadaşlar? Çünkü bugün komünist korkusu yok ortada. Sonra <laughs> da biliyor olsaydı. Peki bugün niye Keynes teorisi hala geçerli değil? Ben mutlu seferden seni size Hatırlıyorum. Sürüyü arkadaşlar tanıyorum. Bazıları gelmemişler. Işte ben onları ilk defterime kaydettim. Kainatın reisi gibi de istavudunu Niye diyor? Niye Keynes teorisi baktığınızda Keynes teorisi neyi amaçlar? İstihdamı amaçlar. İstihdam için gelir dağılı, Gelirin yükseltilmesi lazım. Gelirin yükseltilmesi için harcama yetmişin devlet harcama yapması lazım. Yani arge toplam talebi ya yani efektif talebe hale getirerek artırarak talebi milli gelir arttırmamız oradan istihdam varsa Neden? E, komünistler var çünkü ortada. Şimdi görüyorsunuz komünistlerin olduğu olma bizim politikaları bütün bir teori dediğim şey. Yani o kadar büyük bir teori onun için gözünüzde. Anlık inceleyen meseleleri ne kadar etkili. Bugün yok artık komünist diye bir şey yok çok çünkü. Geceleri rahat uyuyoruz. da <laughs> musunuz? O zaman böyle bir teoride fazla ihtiyacımız yok artık şey bırakacağız. Şimdi başka bir teoriye geçelim buradan. Valla başka bir teori. Ya falan bırak. Ya sistem mantığı teorisi öyle diyeyim. Sistem mantığı teorisine göre savunanlar bunlar şöyle ya bu da iddia iddia ileri sürenler. Şunu iddia edin. Aslında devletin kendi otonomisi vardır diyor. Ha bu kısmidir tabiatı. Tabi devlet millet olması lazım. Yani, yani halk ekonomi olsa bir devlet doğduğum. Çünkü bir ulus olsun. Bu doğrudur tabi. Ama onda bir otonomisi vardır aslında. Bu otonomisinin aslında yaşatabilmesi için devlet, Milibank veya Plantsa gibi çok fazla yapışmaz şey özel sektörün. Özel sektör hatta bir çuvalladığı zaman, yani kavram çıkıyor kusura bakmayın, krize girdiği zaman kuşuna da gider. Çünkü ben öne çıkıyorum der, anlatabiliyor muyum? Gitmesi onunla devlet. Yani koskoca şekilde devlet şimdilik ben alıyorum üzerime dedim. Ve mutlu da oldum. Oldum olmadım bilmiyorum. Mutlu da olur devletine. Bu devlet denen sistemi korumaya yönelik bu. Toplum denen ki ekonominin içinde zehir toplum denen sistemi korumaya yönelik değil. Sistem kendisini koruyor buradan iddia ediyorlar. Ha bilmiyorum böyle bir şey tarihte var mıdır? İşte 2008 kriz aklımıza geliyor. 2008 olduğunda yani Amerika Hükümeti bunu ne yaptı? Annemi olduğunda mesela çok fazla ilaç dağıtırken bazı şeyleri yaptılar mi? Hani insanları korumak için özel şeyleri hani, yapamadığı gibi ben yapıyorum bakın diye biraz öne çıkarak pardon yaptılar. Bunları ne kadar yaptılar onu bilemiyorum. Ama yaptılar işte bunları bir miktar. Dolayısıyla sistem burada bütün işte şimdiye kadar analiz edeyim, biraz tersi olarak kendisini korumaya çalışıyor burada. Tüm onların sistem mantığı vardı. Her sefer kurulunca büyür eder. Yani bürokrasi mantığıdır. Yani de işte tabi falan okumuşsun böyle bir mantık vardı. Mesela bizde de özelleştirme idaresi kuruldu. Özelleştirecek değil. Kötü aynı bir olay. Ama idarenin kendisi büyüdü. Nerede evet, onun da <laughs> Şu sistem mantığı. Sistem kuruldu bir kere yani doğan çocuk gibi o büyür büyür büyür. Ne, ne kadar ne, ne kadar biliyorsa sistem mantığı ...5 evet, evet. Şimdi beş aşağı beş yukarı yani şeyler budur. Bir sürü, hatta bunların okumak isteyen ...arkadaşlar varsa mesela bunları İngilizce verebilecek söyleyeyim size bir saniye. Bob falan çok iyi ama yok. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Ha. Yani bakın üçüncü sırada Morrow Clyde, Clyde Morrow'un The yani kritik devlet teorileri. Çok toplu olarak hakikaten verir buldum. Yani bu kitabı bulabilirsiniz. Yani bilmiyorum. Bu kitap bizim kütüphanede var mı yok mu bilmiyorum. Ama bende var. İsterseniz ücret karşılığı verebilirim. Söyle <laughs> e, böyle bir şey değil mi? Niye gülüyorsunuz ki? <gülüyor> ben de o sistem içindeyim. Ama Boğaziçi Kütüphanesi'ne var. Onu da bilebilirsin. Bir de Şöyle bir şey söyleyeyim size. Eğer şey istiyorsan yani ben genel bir şey görmüyorsun bu kadar fazla sadece makçı sözler meseleye bakmak gibi bakmakla durumda değilim. Ama neredir bir saniye onu bulayım size. Abi orada mesela Perzevorski, Adam Perzevorski çok önemli bir adamdır gerçekten. Biraz zordur bir kızın okunuşu. Hiç çok önemlidir, biraz zordur bir kızın okunuşu ama meraklı arkadaşlar. mesela doktora falan yapacaksınız olabilir. Fakat ben başka bir şey arıyordum. Bir saniye bir ona bakayım bulayım. Bir saniye bir saniye bir saniye. Ha. Bakın katın bir iki üç dört beş altı neyse. Donnelly, Patrick Dutton, Brandon O'Leary'in Theories of the State. Yani devlet teorileri. Ha bu ne veriyor? Bunu da özetleyeyim size. Bu devlet teorilerini her bir her kategoride veriyor. Yani ana akımın baktığı, hatta sosyolojinin baktığı devlet türleri, mesela pluralist devlet ne demektir diye anlatabiliyor muyum? Pluralist devlet, halkın çoğunluğuna dayanan devlet. Peki de diyeceksiniz de ki orada e milibank gibi zenginler hakim olmaz mı? Cevap bu, orada şu, hayır, olamaz. Çünkü Miliband gibi zenginler hakim olacaksa, onların karşısında fakirler vardır, devlet hakim olmaya çalışan. Dolayısıyla, Hani ortanca seçmen denen bir mantık var ya politika biliminden gelen aksan bilirler ama evet de okumuş olabilirsiniz. Bu ortanca seçme seçmeni olan veya mantığı veya düşüncesi hakimiyeti. Hakim olan ikisinin dengeler yani birbiri. Onun için çok fazla bu konuda düşünmemize gerek yok. Devlet yani şey olarak e, siz teknoloji ilerledikçe bugün mesela çalışma koşulları değişiyor, üretim koşulları değişiyor. Sermayeyi desteklemek için Mesela hizmetin, eğitim sistemini değiştiriyor. Gençler mesela nasıl yetiştirmemiz lazım? Anlatayım, yani sermaye nasıl hizmet edebiliriz? Burada biraz milibant var, plan da var, görüşleri giriyor ama bu kadar da değil. Ama bu çok genel yapar devlet bunları diyor. Çünkü ya yani toplumu hazırlamak için. Çünkü toplumun çökmesi veya çökmemesi sadece içerideki sanayinin veya sermayenin üretimiyle ilgili mesele olmanın yanında ve dışında tabii bu var çok önemli ama uluslararası alanda neler cereyan ediyor bütün uluslararası arenada bir şey başka türlü cereyanlı biz hala buradaysak içeride ne yaparsak yapalım bu içerideki doku zayıflayabilir. Onun için bunla uyum sağlamak açısından devlet bizzat bunu düşünebiliriz. Son bir şeye geleyim. İyi vaktimiz iyi gidiyor gerçekten. Biraz da Türkiye'ye bakacağız sevgili arkadaşlarım. Son bir şey neoliberal sistemde devlet nasıl değişti acaba? Bilmiyorum değişti mi, dönüştü mü? Bunu bu tartışmaya girmeyeyim ben. Çünkü o biraz benim şey yapıyorum. Biraz sinirlerim o tartışmaya. Ama gene siz beni biraz iteklerseniz o da sizin gücünüze bağlı giriyor olabilirim. Sevgili arkadaşlar, neoliberalizm iki önemli akıma dayanıyor ise eğer, şunları sileyim. İki akım, yani bir tanesi küreselleşme, Petiksi finansallaşma. Sevgili dostlarım, nereden çıktı küreselleşme finansal Neden şimdi çıktı? Küreselleşme şudur, finansal budur. Boş verin böyle şeyleri. Bunun sebebi ne? Yani ne? Bakın bu çok önemli, bilimsel olarak çok önemli. Bunu size söylemem üzüldür. Ben söylüyorum, ben kendim ses duyuyorum. Ne? Evet, bu önemli. Ama o kadar önemli bir şey, o kadar önemli. İşte söylemem nedir? Niçin? Nasıl? Bu bilgidir. Bu o bilginin bilimselleştirilmesidir. Küreselleşme budur. Bütün serciye yayılıyor. Şudur budur. Güzel bu bir bilgi. Bunu gazeteler De, bunu ben de biliyorum. Bu niye olan niye oluyor ki? Niye bunlar için de oluyor ki böyle şeyler? Niye kırık finanslaşma şimdi olmaya başladı ki? Yoksa bana ne olduğunu anlatma. Bunu biliyoruz. Tamam mı? Peki o zaman nasıl oldu bunlar baktığımızda? Biraz yani filmi geriye çekelim. Bunu bir sefer daha yaptım galiba. Ama benim şeyimi böyle anlatma merakını tatmin etmek size ...sizin işte hadi. bir sefer daha yapayım. da biliyor muyum? İkinci paylaşım savaşı bittikten sonra o meşhur hikaye biliyorsunuz. Marshall Yardım ve 1900 aşağı yukarı 50'lerden diyelim 70-73'lere kadar o sosyal demokrasi her şey son derece güzeldi. İşçilikler güzel, üretim güzel, dır 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 falan. Ama kar hadleri başladı. 70'ler, 70 üzeri ler, 70 düşmeye başladı. Düşünce kar hadileri, sermaye ne yapar? Bir yerlere saldırır saldırı alanları nedir? Önce ücret olabilir tabii. Avrupa'da ücrete saldırmak çok zor. Çünkü böyle bir alışkanlıkları oldu onlar. Bir sosyal kurum şeyden geldi, bir düzeyden geldi. Sosyal kurumları yıkmak çok kolay değildir Nasıl Biliyor muyuz? Sosyal bir, kültürlü insanlar falan. E, devlete saldırı, vergi alma bana falan. Onu da yapar, yapmaz. Çok fazla saldırdı mı devlet çökerse o da olmaz. Zaten çünkü biz de bunun içindeyiz zaten. Yani kendi şeyimize, hani akçe gibi dönüp kendimizi sanki zehirliyormuş gibi bir olay da olabilir. O zaman yan ülkelere gidelim, anlatabiliyor muyum? İşte küreselleşme, sermayenin coğrafi olarak yayılmasıdır. Peki finansallaşma nedir? Coğrafi olarak yayılması yanında zamansal olarak yayılmasıdır. Çünkü finans zamanla işlem görür biliyorsunuz, zamansal bir yayılmasıdır. Peki bu doğru bir tanımlama mı? Küreselleşme ben size desem ki sermaye coğrafi olan yayılıyor çevreye desem. Siz bana demez misiniz? Kardeşim bunu ben de biliyorum. Bunu ben de biliyorum. Bunu dedim gazeteler de yazıyor. Ama sen bana bir nedenini mı Niye yayılıyor bunlar? Çünkü oralarda yaratılan katma değeri ve artık değeri, ücret payı orada bırakmasın, artık değeri merkeze transfer etmek için. Peki o zaman bana sormaz mısın? Peki niye sen o zaman küreselleşme ile bunu küreselleşmeyi sermayenin hareketleri üzerinden çevreye yayılma diye anlatıyorsun da bu hareketlenmenin esas amacı olan yaratılan artık yeri merkeze çekmek yani kaynağı merkeze çekme açısından niye merkezileşme diye anlatmıyorsun ki niye anlatmıyoruz ki arkadaşlarım işte emperyalin çok önemli oyunu öyle dese biz anlarız olayı şimdi anlamıyoruz Hatta bize ne küresel ha hocalığınızı hala da hocalığını suçlamayın. Bize geliyorlar, teknoloji getiriyorlar, sistem yaratıyorlar, cari katkı yapıyorlar. Oldu mu? Onu da bilmeyiz. Ayrı bir olan. Dolayısıyla mesele neyse baktığınızda evet sermaye merkezden bir ünitesi veya bir subdivision'ı geliyor bana doğru. Toyota da geliyor, şu da geliyor. Niye geliyor bana? Benim bana aşkın yok ki onun. Burada yaratı katma değil, merkeze aktarmaya çalışıyor. İyi. E? Amaç da bu. Adam bana gelmek istemiyor Adam kaynak para kazanmak istiyor. Çok da haklı o kendi aslında. Hiçbir itiraz yok buna. Ama dersin, salaklık. Ben de hata. Ben de. Ben onu onun reklam şirketlerini buldurarak bana yedirdiği bu kavramı alıp kullanıyorum ben de. Hem de hoca olarak talebelere, gençlerin zihdimallara şey yapmak için. Ben ona ne demen lazım? Kaynakların merkeze çekilmesi. Neden? Merkezin kar sıkıştı ya yeni kaynak ihtiyacında. Onu benden sağlıyor. Ben beni emerek getiriyor bunu buraya. Nasıl biliyor Bana da biraz bir şey bırakıyor doğru ama benden getiriyor oraya. Dolayısıyla sermayenin hareketi ya da kaynakların kaynak hareketi üzerinden tanımlarsak bir merkezileşmedir aslında. şimdi bunu bir kere şey yapma. Finansallaşma da aynıdır tabiatı. O da biraz daha uzun vadeli merkezileşme olayıdır. Peki Devletlerin rolü burada ne? Şimdi Miliband'a buraya. Miliband ne diyor? Sermayeyi işte yüceltiyor, koruyor, dı Plan dı dı. Plansa benzer tüm, da farklı şeyler söylüyor ama çok da beş beş yürür benzer şeyler. Şimdi peki nasıl tanımlayacağız? Hangi sermayeyi devletler koruyor? Bizim hükümetimiz derken biz ekonomimizi biraz daha düzeltelim. Biraz daha hani yazıyorlar ya bütün hocalar yazıyor işte meşhur insanlar yazıyor. Şimdi finans dünyası falan yazıyor. Asıl güvenlik, güvenli bir ortam sağlarsak aa ne der? Yabancıların güvenli şey, ekonomi sağlarsak bize gelecekler. Pardon. Ne demek bu aynı zamanda? Bizden bu kadar kendi memleketlerini taşıyacaklar. Bunu tabii o öyle demiyor da. Bize gelecekler bu sermaye diyoruz. Şimdi peki bizim devletimiz ne yapıyor o zaman? Hangi sermaye için çiziyorsunuz baktığımızda? İşte orası çok önemli. Ve burada bir şey devreye giriyor arkadaşlar. Governance. Şimdi governance yönetişim diye çevriliyor. Doğrudur. Yani şey, ben çevirici değilim. Neyse insan uzmanı da değilim. Governance ve yönetişim. Yönetişim güzel bir kavram tabii. Yani yönetimde siz bana ya da ben sakin değilim. Yönetişim beraberce. ya yani böyle değil de olay. Böyle bir olay yönetici. Çok güzel bir kavram, güzel. Peki ne demek yönetim? Ay canım benim çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi kusura bakmayın, teşekkür ederim. Ne demek yönetim arkadaşlar? Peki birlikte yönetim demek. Kimle? Tabii ki devlet yukarıda. Tamam. Peki devlete kim yan yana gelecek? Halk. Vallahi saflığınıza kurban olayım. Evet. <laughs> Atmak <Abla> böyle gelemez. <laughs> ha söylenir böyle. Böyle söyleniyor zaten. Atmak gelemez. Biliyorum. Üniversite. Ona da kurban olayım. O da kurban olayım. Kim yan yana geliyor? Sermayesi. sermaye tabii. Peki hangi sermaye? Görücü güçlü sermaye yan yana geliyor. Madem küreselleşmeden konuşuyoruz küresel hareketin içinde olan ve onu yaratan sermaye senin devletin yani sizin hafifler ...devletinizle yan yana geliyor. Anlatabiliyor muyum? ne demektir sevgili arkadaşlar? Oğuz devlet ne demekse onun amacı vardır politikasyonu da ulus devlet uluslararası sermayenin devleti haline gelmeye başlıyor. İşte küreselleşme budur aslında. Ulus devletiniz yani sizin amacınızı güden devlet aslında uluslararası sermayenin amacını gütmeye onu hizmet etmeye başlıyor. Onun ülkesini çağırmaya başlıyor. Onu korumaya başlıyor. İşte altın madeninde de böyledir. Bütün şeyler de böyle biraz. Onu korumaya çalışıyor. Hem de sizin belgelerinizde oluşturduğu güvenlik güçleriyle onu korumaya çalışıyor. Artık ulusu alın diye bir şey yok artık. Yani ulus kavramı artık parçalanmaya başlıyor. Peki yaban sermaye geliyor. Tamam altın madenine gelir bir tanesi olur. Başka nereye gelebilir? gelip Türkiye'de veya bir böyle Türkiye sembolü bir şeyde yani ne bir gelişim ülkede fabrika açayım. Şimdi gerek var şimdi. Neden ki? Neden fabrika açayım ki? İşçil uğraşacağım burada yok. Vergisiz artı zor topala. Ne yapabilirim? Çok sağlık sağlam bir şey. Devletin de yapabileceği bir işle devletle beraber olayım. Yani benim yapacağım şey devleti yanıma çekmeyeyim. Devri yapacağım ben onun yanına gideyim. Bak sana geldim bak sana yapacağım. Sen de bundan oy alacaksın. Şu alt yapılar. Alın Canakkale Köprüsü. Bütün bir altyapılar. Şimdi altyapılar meselesi arkadaşlar çok kritik bir meseledir hakikaten. Ve onu bir miktar şimdi yapayım size. Ve o sırada bana yardım edin lütfen. Çünkü ben artık şu, yani 180'ini geçmiş bir adamı yani bana dede de diyebilirsiniz. Şimdi bu dedeye bu dediğim yardıma ihtiyacı var. Altyapının mantığı şudur. Altyapıda arkadaşlar, burası miktar tabiatıyla, burası fiyat, para diyelim daha gel, fiyat, değer vesaire. Altyapının mantığı şudur, sabit maliyetler çok ağırlıklıdır, anlatabiliyor muyum? Yani sabit maliyetler çok ağır. Mesela nemir yollarını alın, hava meydanlarını alın, Şanakkale Köprüsü'nü alın, bu alt yapıları alın. Altyapı maliyetleri vardır orada. Yani kumaş üretiminde olduğu gibi, başka yerde olduğu gibi değişir maliyetler o kadar yoktur. Çok negligible'dır, ihmal edilebilir boyutları. tabir bakımı olabilir. Çok fazla yoktur. Hatta hepten yok kabul edelim onu isterseniz. Çünkü boş yeri kurcalım. Peki o zaman ortalama maliyet, ortalama maliyeti bunlar şekilleniyor. Beraber gidiyorlar böyle. Şimdi burada optimal fiyat nedir? Hadi ötün bakalım. Optimal fiyat nedir? Fiyat nerede oluyor? Kar nedir? Zarar nedir burada? Ne dersiniz? Sevgili Aytan, siz de gelip yapın, beraberce yapalım. Bunun bir talebe olacaktır tabiatıyla. Diyelim ki Çalakkale Köprüsü vesaire vesaire Şu ortalama maliyeti isterseniz. Marjinal maliyeti de hatta bunu silerseniz, bütün çok kaldı. Bir marjinal maliyet olacaktır, o da böyle seyredecektir. Hatta şurayı, şurada daha büyüterek çizeyim. Orayı biraz büyütelim. Yani sanki bilgisayarda bir yapıyormuşuz gibi. Şöyle bir şey yapalım. Bakın bir ne var? Şöyle bir şey var. Burada ne var? O oh. ortalama maliyet, marjinal maliyet altında seriliyor tamam mı? Talebi çizdiğimizde hatta buradan marjinal gelir çizer, o da böyle olacak ama artık ona da girmeyelim. Çünkü daha da karmaşık bir meselesi. Hadi talep Yani fiyatı da onunla görüştüğümüzü düşünelim. Bu biraz ara bir çözümdür. Baktığımızda arkadaşlar marjinal maliyet burada olur. Ben böyle fiyat alırsa bakın şu kadar burada maliyeti karşılayamıyorum. İşte onun için bunlara decreasing cost industries yani azalan maliyeti firmalar denir. Onun için bunlara arkadaşlar doğal tekel denir, national monopoly denir. İkinci bir firmanın olmaması lazım burada. Ve onun için bunlar şu maliyet koşullarından dolayı zararla çalışırlar. Peki zararla selafedir, vergilerle selafedir. O kadar vergi ödenir, o kadar. Peki gelen firma ne yaptı? Vallahi Çanakkale Köprüsü. Nü. Bugün bir maliyeti var. Maliyeti var. Bu maliyeti biz yapsa biz karşılayacağız. Tamam diyelim ki eşit maliyete yaptık. ikisi de aynı maliyet olacak diyelim. Bunu biz karşılayacaktık. Sonra da bu zararları eğer devlet yapsaydı ve zararları karşılıyor. Bu zarar çok da büyük yazdı yaz, aslında Çok da büyük olmaz bu zararlar. Çünkü artık işletme zararlarını biz karşılayacaktık. Bu devlet maliyeti. Peki şimdi ne oluyor? Bunun bir maliyeti var. Bu aynı. Doğru. Bunlar eşit. Gibi. Doğru. Aynı. Sonra Anam bizi nice arttı. Ben bu kadar para yatırdım. Peki ne yaptı? Para yatırdı. Allah razı olsun. Yok. Yok Allah razı olsun diye yapmadım ben bunu. Peki ne için yaptım bunu? Ben bu parayı başka yere çalışayım. Şu kadar faiz kazanacaktım. Bana biliyorum. Bunun bana bir faizini vermeniz lazım. Buna faiz değil çarpı faizini vermeniz lazım. Dolayısıyla burası bundan büyüktür. Ve bu uzun vadeli daha çocuklara sarkacak kadar şeye bağlandı. İşte neoliberal dönemin governance süreciyle geri kalmış ülkeleri sömürgeleştirme mekanizmasıdır bu. Ve ben bununla müsaadenizle, hatta film de almak istiyorum zaten bitireyim bir saat oldu yani bir süt artsan biraz da. Üçüncü paylaşım savaşı diyorum. Çünkü savaş arkadaşı eskiden tarımsal dönemlerde arazi için yapılırdı. Ya da artan nüfusu yerleştirmek için yapılırdı veya ülkenin güvenliği için yapılırdı. Yani biz de şimdi Suriye'ye yapıyor, ülkenin güvenliği yapıyoruz ya olabilir bunlar böyle şeyler. Fakat artık ülke yoktur, ülke önemli değildir. Artık önemli olan ekonomik kaynaktır. Dolayısıyla ne kadar kaynağın eski Eskiden ülke önemliydi, ülkeye saldırdı. Şimdi kaynak üzerinden saldırılar gerçekten. En iyi in, kaynakları governance, finansal hareketlerdir. Bu bir savaştı. Ve biz bakın ne yaptık? Bu savaşta mağlup olduk aslında. Neydi? Akıl mağlup. Akıl, akli mağlubiyettir bu. Yendiler bizim. Çünkü bizim meclisimiz yok. çünkü yani bunlar meclisten geçmedir. Bunlar tek adam kararıyla biz mağlup olduk aslında. Onca tek adam sistemi getirildi zaten. Sizler gelirse bunu farkına varmanız lazım. Anlatabiliyor <laughs> muyum? Ve bu mağlubiyetin biz şu anda üçüncü paylaşım savaşın biz harp tadiminatı ödüyoruz. Hem de biz öneri günler yaşayın. Umarım yaşayacaksınız anlatabiliyor ama düşün mesela depremde ölen insanlar düşünün. Hepsi ödedikleri vergiyle, en sigara içerken bunu bir sefer daha galiba. Bir vergi ödediler. O vergiden bu köprüyü ödediler aslında. Ve köprü hiç geçmedi ve geçmeyecek, geçmeyecekler artık. Ama ödediler. Bu bir halk <laughs> tarzında Şimdi onun için yani şeyimizi kararımızı verirken politik kararımızı bunları çok iyi bilmeniz, şey yapmanız lazım. Ve ben çok üzülüyorum. İktisat talebine okuyoruz. Biz bunu okutuyoruz. Yani ben okuttum bunu bilmiyorum. şimdi kodlarımı okutuyordur. Bunlar derslerde olması lazım. Okutuyorlar. Fakat ekonomi yazan yazarlara baktığımızda aklımıza kim gelirse gelsin. Hiç şey söylemeyeyim burada. Hiçbirisi böyle bir şeyden bahsetmiyor. Yani bu tür doğal tekeller, yani altyapılar doğal tekel nesil işletmelerdir ve firmalardır. Nizlilikleri budur. Bunlar herkesin zararla çalışıp ve bu zarar biz o gün vergiler Çok da değildir bunların zararlı. Zaten biz yaptık, biz geçiyoruz. Çünkü onun bir de faydası vardır. Bana zaman tasarruf sağlıyor, şunu sağlıyor, bunu sağlıyor. Anlatabiliyor muyum? Doğru, Çanakkale'ye geçerken bunların hepsi doğru. Ama bu negligible ve ufak maliyetler karşında adam bugün bir, bir yüksek bir faiz hakkından bunların hepsini faturalaştırıyor bana ve koymuş vaziyette ve sinirleri sari, yani sinirlere yağlar bir boşluk durumu ortaya çıkıyor ve çıktı şu anda. İşte bakın neoliberal dönemin ulusal devlet dönemde ulusal devlet ...niteliğini yitirmiştir. Artık uluslararası sermayenin hakimiyeti altına girmiştir. Ona hizmeti edilmek durumundadır. İşte neoliberal dönemin devletin şekil değiştirmesi amaç değiştirmesi yeniden nitelenmesi böyle bir şey. Tabii bununla ilgili devlet türleri... yavaş yavaş çıkacak. Bunun en güzelini gene Bob Jessop'un şeyinde bu Governance mesela. Jessop'a derdi. Jessop, Jessop, J'ye bakarsın. Ha, state theory. Veyahut da Bob Jessop, the state policy. Mesela ona da bakın. İki sırada şey. Policy devleti anlatıyor. O yüzden bir kere devlet ve hükümeti karıştırmayın. Yani bugün Türkiye'nin yaşadığı acı bir olay. 50 sene 10 sene sonra politika bilimi şey, antropologları diyecek ki bu Türk halkı bir miktar uyuşmuş galiba hükümeti devlet gibi görmeye başladı. Devlet başka şeydir, hükümet başka şeydir arkadaşlar. Devlet devamlıdır, o bir şemsiyedir. Anayasasıyla şunun olur. Ama hükümet geçici bir süre için o anayasa doğrusu iş görebilen geçici elemanlardan oluşur. Devlet değildir onlar. Peki neden devlet nasıl oluşur? Ki devlet aletlerini ele getirirse... işte yargıyı vesaire ele geçirirse, o zaman hükümet devletleşir. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Size sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Şimdi bir adam çok konuşuyor. aynen benim gibi. Bunu da galiba Artık keseyim deyince bir sorudan var. Bunun da şey olabilir. Bu da arkadaşı olabilir. Her yerde olabilir. Hocam der ki saatine değildi. De. Ben de saatine de. ayı çok geç kalmışım. Tamam bir kesiyorum saati değil arkadaki takvime bakın derdi. O takvim hala aynı günü gösterir. Çok değişmedi. <laughs> Çok sevgiler tamam. Şimdi biraz tartışalım isterseniz. Teşekkür ederim. <laughs> Bunları bekliyorum ki ben de yani sizden biraz bir şey öğrenirim ama bu kitaplara bakabilirsiniz. Bana sorabilirsiniz. Bu veya ya konuda bir şey varsa ihtiyacınız sorabilirsiniz. Bu düşünce her zaman hocadır. Anlatabiliyor muyum? Yani üniversite biz, biz meslektaşız sizlerle, öyle bakın yani. Siz genç meslektaş, ben de yaşlı meslektaşım size göre. Bu doğru, tamam. Buyurun, buyurun efendim. Can, değerli... Bir de isminizi öğrensem diyor, tren, Yani bu, polise falan söylemeyeceğim. <laughs> Korkun yok, sıkıntı Söyle canım. Ee, kapitalist devleti anlattınız. Ee, peki kapitalist devletin veya emperyalizmin sonunu nerede görüyorsunuz? Mesela nasıl bitecek, nereye kadar gidecek? Yani herhangi bir örgütlenme olmadan bitebilecek mi bu sistem? Onu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Karşısına ve alt direk ha, şu an. Adınız neydi tam aldığınız? Burak. Burak. Aynen. Peki Burak'cığım bir kez çok teşekkür ederim. Kapitalist devlet dediğimizde güzel miken? Şey. Çünkü mesela Milibant kapitalist sistemin devleti derken devleti biraz yanına iliştiriyor. Ama Plant'sa kapitalist denince sistemin içine yerleştiriyor devleti. Yani onlar da çocuğu gibi onun bir parçası. Öyle yanda falan değil. Onun bir parçası zaten. Yani onun içine eleman yerleştirmesin sen sermaye o zaten sermayenin anlamıdır öyle diyeyim biraz da vulgarize ederek. Dolayısıyla devletin bitmesini veya idamesini ve devamlılığı devletin içine değildir. Sermayenin süreçlerinde bakmamız lazım olduğu kanaatini taşıyorum ben. Sermaye ne zaman ki krize sürüklenir, ne zaman ki devlet o krizi halledemez duruma gelir, o takdirde bir çare olabilir. Nedir bu çare? Ya bu da bir mesela kitabında Clyde'ın kitabında önerdiğim kitapta bunlar da ifade ediyor. İki önemli tedbir düşünebilirler devletler. Bunlardan bir tanesi işte Keynes politikaları biliyorsunuz. İlave talep yaratma. O da yani sermaye çekebilmek için. İkincisi halkı da çağırma. Halk nasıl çağırılır? Bir da kriz esnasında shopping festler yapılır Ne dedim shopping fest gidin alışveriş yapın. Zaten kendisi de, de beş aşağı beş yukarı anlatabiliyor muyum? Gidin alışveriş yapın. Dolayısıyla bu iki şey, bu iki şey yetmezse ne olur? Alış o zaman kriz olur zaten. O kriz olur. O krizde sana bir dünya düşünelim. Komünist dünyanın olduğu bir dünyada büyük devlet yetişir. Diyelim ki Amerika o zaman ya da İngiltere'nin neresi kim onlar yetişebilir, kurtarabilir. Neden? Bizi kurtarmış olmaz aslında. Ya da o devlet kurtarmış olmaz. Kapitalizmi kurtarmış olur. Çünkü bütün korku kapitalizmi korumak lazım. Anlatabiliyor muyum? Ama o olmazsa, Yani komünist devlet olmazsa ortada. Dolayısıyla kapitalistler böyle bir endişe taşımazsa ki mesela Sovyetler yok şu anda taşınmıyor böyle benim endişe anladığım kadarıyla. O, o takdirde ne olur? Çöker o devlet. Yani kapitalizm bütün mantığı yani kapitalizm şöyle dünyayı böyle şey gibi düşünün. Komünistlerin olmadığı bir dünya düşünün. Bütün dünya bu. Hepsini kapitalist düşünün. Muhtemelen seyir şöyle olacak zaten. Yani benim düşüncem bu. Hepimiz kat kat katılalım bu tarzlara müsaadenizle. Mer kaynaklar merkeze çekilecekler. Demin yani dedim küreselleşme kaynak merkeze gidiyor. Yani sermayenin edilen değil de Aranın, kaynağın kaynağına baktığı merkeze gidiyor aslında. Peki ama o yaparken çevre ne oluyor? Giderek zayıflıyor, büyü bakısı düşüyor. Hatta düşünün giderek yok oluyor. Böyle çevrenin yavaş yavaş yok olduğunu düşün. Pıt 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 yok oluyor, yok oluyor. Merkeze geliyor. Çok bence ne olacak? Vallahi Keynes'in dediği gibi, we are all dead in the long run. Yani uzun vadede ölüyüz zaten. <laughs> onu da bile, o, o, kadarını bilemiyorum doğrusu. Onun için şeyden lütfen Burak'cığım, düşünmeliyim devletten değil sermayeden düşünmemiz lazım. Çünkü trigger'ı tetikleyen mekanizma sermayedir aslında. Devlet, kapitalist sistemden konuşuyoruz tabii. Devlet değildir, sermayedir. Oradan düşünmemiz lazım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet arkadaşlarım. Hocam. Hoca, hoca öğrenci de öğrenci Ben de kaderimli bir öğrenci olarak. Şu sonra Dövbe, Şimdi aslında 150 yıl önce de benzer hikayeyi yaşamadık mı? Yani 1856'da başlayan borçlanma sonuçta 1875-76'da bir iflas. Ee, 1880'lerin başında düğünü umumiye işte limanların Osmanlı'ya bakıyor. Osmanlı'ya bakıyor. Osmanlı ya bakı. Limanların yapılması, Bağdat Demiryolu ee, ve yine tek adam var kadımın iki dudağı arasında biz kademe kademe sevre kadar geldik yok olmak üzereydik İşte bir şekilde kurtulduk şimdi sanki bu bugün anlattığınızda yani biraz bunun e, yeni versiyonu gibi gelmiyor mu zor bir soru hmm. hocalar da zor sorar Şaka şöyle bakalım istersen sevgili, sevgili arkadaşım şöyle bakalım sahip beraber arkadaşlar. Evet, bu Buyurun. bu. Ha Levent, evet. Şimdi şöyle bakalım isterseniz. Arkadaş ben aynı zamanda İFMC üyesidir de. Ana Şöyle bakalım isterseniz meseleyi. Evet, Osmanlı yok oluyordu. Zaten bakın dikkat eder misiniz? Yavaş yavaş sermaye eridikçe, çünkü borç demek erimiş sermaye. Borç alacak idame, idame edilmiş. yavaş yavaş eriyor. Eridiği zaman bu Bob Jessop'un çok önemli bir yaklaşımıdır. O şu Osmanlı'ya bakarak bunu söylememiştir ama bu çok bir anlamlı bir sözdü. Ekonomik krizler bir müddet sonra politik krizleri tetikler diyor zaten. Yani bunlar yan yana yürüyen krizler diyor. Ekonomik kriz var ama politika iyi. Böyle bir şey söz konusu yap. Peki politika krizi yaratırsa ekonomik krizi çekecekler. Evet ama ekonomik, ekonomik krizi kendisini kaldırabilir. Birim olan burası. Daha bu sermayeyi unutmayın kapitalistlerinde. Bu krizi burayı götürür kesinlikle. Ve götürdü Osmanlı Devleti. Zaten nasıl götürdü? Bir isyanlar çıktı biliyorsunuz. Şu Roma isyanları, ne Roma sıfırdı? Bulgaristan'ı, Moro Moro isyanı, Kıbrıs isyanı, şu isyan, bu isyanlarla zaten şey oldu. Ve çok hiç unutmayın. Arkadaşım bir ihmali şey yaptı ama ben de ilave edeyim yukarıda bir de bir Sovyet bloku vardı. Yani Osmanlı'nın bu yıkılma döneminde o Sovyet bloku ki genç arkadaşlar bilmez de her yeri aynı şekilde anlatıyorum. O zamanki karikatürlerde bulursanız görebilirsiniz. Yukarıdan bir ayı resmi yapılırdı. Böyle Türkiye'ye sarkıyor kocaman böyle şeyler tırnaklar da <laughs> gidiyor ya. Şimdi ayı olarak telaffuz edilirdi. Hatta Animal Farm kitabını okursanız o çok önemli. Artık burada oradaki işte politika olayları anlatır falan. Neyse Dolayısıyla o ay için, o ay bizi korkuttuğu kadar biz çok da korkutmadı aslında. Biz kendimize de değildik. O ay İngilizler İngiltere'yi korkuttu, Batı dünyasını korkuttu. O için zaten benim kararım o ki Türkiye'ye saldırıldı. Yani hani Ser ve Mahpark çünkü bırakıldığı zaman bu Osmanlı gidiyor. Kendini bırakırsak adam yiyecek aşağıya. O zaman da güneye giden yol açıldı. Hatta bir Mağdat toplantısı yapılıyor. Osmanlılar da çağırılıyor, Osmanlılar elemanları gönderiyorlar falan. Yani Sovyetler aşağı inebilir miyiz falan gibi. İslam dünyası ilişki kurabilir miyiz falan mantığında. Tabii İngilizler çok haklı da bir kendi hakları. Yani Türkiye'de kendi hakları çok haklı tabiatıyla. Bunları gidelim. Biz işgal edelim oraya. Yani bunu müsaade edelim. Fakat çok fazla işgal edilirse o takdirde tekrardan inebilir bu ayı. Yani onların işgalini de bırakmayabilir. <laughs> Tabii o zaman ben de geleyim buraya diyebilir. O zaman da ne yapalım? Biz en iyisi bir şey kurduralım. Bu ne Mustafa Kemal'i küçültmektir, ne Türkiye'nin gücünü kurtulsun küçültmektir. Ama bunlar çok ciddi, sakince ne bakmamız lazım. Ne yapalım o zaman? Burada biz kendimizi sadık olacak, yani kapitesizmde bir devlet kurduralım. Ve bu yapılıyor gerçekten. Ve şu Lozan'ın ara verdiği sırada işte toplantılar yapılıyor. İzmir Kongresi'ni biliyorsunuz, Mustafa Kemal Atatürk'ün laflarını biliyorsunuz orada. Osmanlılar çok bu kapsülasyonlardan da yerdikten sonra bir yerde diyor ki çok açık ekonomiden konuşurken zannedilmesin ki biz yabancı sermaye bu gayriz yani karşıyız. Bizde sayı vardır yani emek vardır. Dolayısıyla yabancı sermaye yeter ki bizim istediklerimizi kabul eder. Ben de o biraz da süs cümlesi tipik yani Mustafa Kemal var bir cümledir aslında. Gelebilirler anlatabiliyor muyum? Yani bu ne demektir? Biz batıyla şeyiz. istimak halini Yani Sovyetler Batı korkmasın. Dolayısıyla şu Lozan'ı bir kere imzalayalım. Ben bunun tersini söyleyenler de var. Bu düşünce olanlar da var. Benim düşüncemi sizin bir tarafa bırakın. Ben biraz daha böyle görüyorum açık söyleyeyim ama yani belki böyle de olmayabilir. Ama böyle bir olmak bu ne iş küçümsemekle yani. ne Mustafa Kemal'i küçümsemekle ne de Kurtuluş Savaşı'nı küçümsemekle. Bütün devletler her şey o portinceden yararlanırlar. O fırsatı değerlendirir bu çok da. Çünkü hiçbir devlet bir fanusa değildir güç etkileşimlerle mutlaka bir şeyler yaparlar. Dolayısıyla bu kurulduktan sonra biz tabii kapitalist olduk güzel de dikkat eder misiniz sevgili arkadaşlar o zaman biz de hala Sovyetlerden yardım aldık. Burada iki veya üç tane fabrika açtılar Sovyetler ya yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonra fabrika açtılar. E sonradan da biz yani büyük bir zorla hakikaten müthiş bir enerjiyle bu da doğrudur ama savaşın verdiği bir enerjiyle bir kalkınma enerjisi hakikaten bir yerlere kadar geldik. Ama işte o kadar nefesimiz yetti maalesef. Türkiye Cumhuriyeti haline girmeyelim. Belki bir gün onu da yapabiliriz istersen ama şu kadarını söyleyeyim. Belki ileride ışık tutabilecek bir şey. Sevgili arkadaşlar, sermaye oluşumu önemlidir. Yani Osmanlı döneminde Atatürk'ün, artık Atatürk ün, Atatürk oldu. Mustafa Kemal şey Atatürk'ün belki söylediği bir sürü şey kahramandır, bir liderdir halka coşku vermek için söylemiş olabilir. Mesela Türk milleti çalışkandır, hele Türkleri zekidir. Olabilir, onu, onu, bilmiyorum ama anladın. Fakat bir şey var ki, bence çok doğru. O bağımsızlık hareketi veya davranışı, yani bence çok doğru bir laftı o. Nitekim bunu Türk fark ettim... Yani bir devlet kuruldu ama biz kendi hakimiyetimiz üzerinde burada O tarafta ekonomi kalkındırılmasıyla olur. Bunu iktisat kongresini görüyorsunuz zaten ekonomik altındayız. Onun için zaten ne o zaman tarım devletiyiz. Tarım hatta çok, çok güzel bir lafı var. Ne vallahi sopayla, savaşı kastederek böyle şey yapın, sopayla şey yapan eli yorulur ama çapa tutan veya şey o tarım halde tutan eli güçlenir gibi bir laflar ile tam şu anlattığım bu tür laflar. Yani çünkü tarım derim zaten orada Türkiye için özellikle baktığımızda. Yani işte, işte o milli gelir, ulusal gelir kavramı oralardan çıkmıştır. Yani biz size teslim olmayacağız kurduk ama evet yani biz batı olur fakat biz kendi başımızda olacağız. Şimdi Atatürk de bir iktisatçı değil. Bir kere biraz böyle bakalım. Atatürk bir iktisatçı değil. Anlatabiliyor. O zaman iktisatçıları var tabii ama Atatürk bir lider. Dolayısıyla yani kapsin sistem nasıl gelişir, nasıl Bunun bu kadar bizim irdelememesi lazım. Yani Atatürk bağlamında irdelememesi lazım. Atatürk yanlış ya, doğru yapmış diye bir şey. İktisatçı değil Atatürk sonuçta. Çok şey okumuş adam doğru. Ama iktisatçı Keynes Keynes'e iktisatçı bakın Keynes'e Bretton Woods anlaşması yaparken bu bir dünya halini göremedim. Hatta bir para birimi, bankor diye bir para birimi icat etmeye çalıştı. Gerçi tutmadı o. Çünkü Amerika'nın temsilcisi Dwight denen bir adam. Kimse bilmez. Ama şimdi Keynes herkes bilir. İngiltere temsilcisi ama Keynes, in, Keynes in mühim bir adam. Ama tutmadı yani. onu itiraf etti. Çünkü dolar o zaman dedi ki <laughs> altın karşılığı benim param. Dolar hakim olacak, Amerika dünya hakim olmak ister. Neyse gelelim bizim hikayemize dönelim. Dolayısıyla böyle baktığımızda yani Atatürk ulusal ekonomiyi kalkındırmaya çalışsın. Ama gücümüz o kadar. Beni tekim sanayi planları yapıldı. Anlatabiliyor muyum? Ve bu ilk dönemde yani 23 29 dönüşümüz 23 26, 26 sene 6 da bir ülke nasıl iflas eder? Şey, ekonomik, kriz krizi sürük. sürüklerdi 29 saat deyip dünya krizi değildi. De bizim krizimizdir aynı zamanda. Bunun ise bir tarafı var. Tabii Türkiye ekonomisi değil bu. Belki bir gün bunu da yaparız. Ondan sonra bir şey anladılar. Şunu anladılar. Gene ikimiz böyle liberal ekonomiyle şundan bundan kalkınamayız. Ve şurada 30 devletçilik dönemi başladı biliyorsunuz. Ama 30 tane ikinci plan yapılırken savaş başladı dünya diye. Yani Atatürk öldü, savaş başlar oldu. Harp ekonomisi dönüldü, böyle sürüklenip gidildi. Acı bir hikaye. Hakkı benim acı yönleri var tabii. ya yani çok iyi ilgilenmesi gereken bir hikaye bu. Elif evet, teşekkür ederim bu soru için. Gerçekten bugün aynı. Peki birleştirmek istedi galiba arkadaşım. Yönes'e bak bilmiyorum. <laughs> aynı olur vallahi Allah'ın bazı bilmiyorum Hakikaten bilmiyorum. Yani diyorlar ya. Hatta bu mülki krizi, 2000 krizine ben, 1990 krizine benzetilen... Geçen gazetede size birileri konuşuyor. Siz de okumuşsunuzdur. Belki o döneme benzetilebilir. Onu bilmiyorum. Ama bugün biz çökersek elimiz altına olur mu? Hayır olmaz. Çünkü burada komünist yok artık ortada. Anlatabiliyor muyum? O zamanki kadar elimiz altına olmaz. Bugünkü komünist yok artık. O yüzden bizim bugün yaptığımız yanlış 20 senelik iktidarda AKP'nin, bunu çok açıkıyorum çok dostlaşıyorum... AKP'nin en büyük hatası Türkiye'yi sanayisizleştirmek ve ciddi bir ekonomik uygulamamak değil. Dört sene gibi bir sürede bunu yaptıysa ben affederdim. Dört sene sonra ne? nedir? Kendim? Benim hayatım bir şey, insan hayatım bir şey. Ama yirmi senede bunu yaptığı sınırlı bir şekilde bu affedilir bir günah değil arkadaşlar. Gerçi affedilir bir günah değil bu. Bir dönem yaptıysa affedilir. ya Olabilir zaten gelip gidip. Ama yirmi senede bunu yaptım. Bunu yaptım. Hayır. 1900. 2000 yıllı IMF programıdır bunun başka imar. artık onu da kapatalım çünkü yarına kalır o zaman takvim değişebilir <laughs> teşekkür ederim teşekkür ederiz İstanbul'a ben teşekkür ederim Yapacağım. buyurun efendim adınız neydi evet. Emreciğim buyurun evet, hocam altyapı daha örnek verdiniz yine altyapıdan örnek verdiniz yine o örnek üzerine bir soru sormak istiyorum maliyetleri çok yüksek olan ee, bir kalem gider çok yüksek gideri var altyapının. Ee, acaba hani o teknoloji çarp çarpanını kullanarak gelecek nesillere e, yük bindirme bindir 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 bindirmekten bahsettiniz hatta bize de uzun ömür dilediniz. çok teşekkür ederiz forçları herhalde daha e, hızlı diyebilelim diye e, acaba hani o teknoloji çarpanın vermiş olduğu bir e, ekstra e, üretim artışıyla e, Anlıyorum. Acaba gelecek nesiller daha mı az e, daha, evet, anlıyorum. daha da, daha mı az zorluk çekecek? Bunu merak etmiştim ben çok. Anlıyorum. Bir... yok, anladım. Sonra... Ben. Yo, anlattınız, anlattınız. Rica ben de şey anlattım. Çok teşekkür ederim. Ya dediğim çok doğru. Bu teknoloji çarpın deniyorlar. hatta e IMF bunu bir ara ya da dünya bandı ya şöyle kullandı. Ama bu çok belki o zaman kainatta bile yoktunuz. Yani benim göçendik <laughs> falan dönemde öyle bir şeydi. Şöyle bir iddia ortaya atıldı. Yani dünya nereye gidiyor? Ne olacak böyle? Her şey bitecek bitecek falan. Son o zaman de aynı şey. Teknoloji o kadar ilerler ki bugün bitirdiğimiz kömürler veya bitirdiğimiz ne bilmem, petroller diyelim veya demirler diyelim. Mesela sertleşmiş plastikleri de demir gibi yapabiliriz falan gibi. Böyle bir şey dünya baksa o zaman ortaya atmışım. Bu işe öteden beri var teknoloji. Ben bunu bir miktar aldatmacı olarak düşünüyorum doğrusu. Bir miktar kullanılabilir fakat bir miktar aldatmacı. Diyelim ki sevgili arkadaşım hakikaten teknolojiyle biz biraz bir hamle yaptık. Peki biz eğer bir borç miktarına mesela ne şu kalemimi alayım bir saniye. Bunu biz sabit verecek. Böyle mi yaptık? X diyelim. Bizim borcumuzun miktarı. Tamam mı? ne iş Bu sabit bakın. Tamam mı canım? Şimdi bunu teknoloji olmazsa biz 20 senede ödeyeceğiz olabilir. Teknoloji biz bunu belki 5 senede diyeceğiz ama eğer böyle bir bozun olmasa diye teknoloji yaptığı hamleyle yatıran gelirlerin daha fazla bize kalmış olmaz mıydı? Yani böyle düşündüğümüzde evet süre kısalabilir. Bu doğrudur. Süre kısalabilir. Belki biraz da faiz kazandığımız da olabilir. yoksa daha uzun vadede daha fazla faiz ödüyor olabilir. O da doğrudur. O kadar doğrudur. Ama gene de paranın bir miktar bize kalmayacaktır aslında. Biz bunu kendimiz yapsaydık. Hele de böyle bir teknoloji bir teknolojik bir süreç bekliyor isek veya bir güzel bir rüzgar bekliyorsa, bir gelişim bekliyorsa, biz kendimize belki biraz 3 üç, üç, sene sonra yapabilirdik bunu. Anlatabiliyor muyum? Diye düşünebilir mi acaba diye düşünüyorum ben de. Rica ederim. Evet arkadaşlar. Hala ben dip duruyorum kaynım. <laughs> Maşallah nazar değmez. Sizin seven insan nazarı değmez. Birbirimizi sevdiğimize göre değmezler. Hiç merak etmeyin. Benim de size değmez, sizin de bana değmez. Peki nasıl isterseniz. İnstitüasyon bitti diyorsanız zaten dersin, bir bir saate geliyoruz. Peki çok teşekkür ederim. <laughs> Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz. Daha çok iktisatlıya, karıncaya ulaşabilmemiz için yayınlarımızı beğenip paylaşmanız oldukça önemli.